Necm suresinde şöyle buyurulmuş. Estaizu billah ve kem min melekin fis semavat. Göklerde nice melek vardır ki la turni şefaatuhum şey'a. Onların şefaatleri hiçbir fayda vermez. İlla min ba'di en ya'zan Allah. Ancak Allah'ın izin vermesinden sonrası müstesna. Yani Allah'ın izni olursa meleklerin şefaati fayda sağlar ve melekler şefaat eder. Limen yeşa ve yarza Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimse için. Şimdi bu ayet üzerinde biraz tahlil yapalım. Ayet-i Kerime'nin başında göklerde nice melek vardır ki onların şefaatleri hiçbir fayda vermez buyrulmuş. Daha sonra illa min ba'di en Allah'ın izin vermesinden sonrası müstesna denilerek şefaatin fayda vermeyeceği hükmünden bir kısım insanlar istisna edilmiş. Peki bu istisnaya giren kişiler kimler? Ayetin devamı bunu beyan ediyor. Limen yeşa ve yarza. Allah'ın dilediği ve razı olduğu kullar. Demek Allah'ın dilediği ve razı olduğu kullar meleklerin şefaatinin fayda vermeyeceği kullardan ayırt edilmiş ve bu hükümden istisna edilmiş. O halde şimdi ayeti odak noktası yapıp soralım. Gökteki meleklerin şefaati kime fayda vermez? Cevap Allah'ın izin vermediklerine ve razı olmadıklarına melekler bu kişilere şefaat edemez. Peki meleklerin şefaati kime fayda verecek? Cevap Allah'ın izin verdiklerine ve razı olduklarına. Melekler bu kişilere şefaat edecek. Gördüğünüz gibi ayetin apaçık beyanıyla melekler şefaat edecek. Bu şefaat Allah'ın dilediği ve razı olduğu kullar için geçerli olacak. Allah'ın dilemediği ve razı olmadığı kullara ise şefaat edilmeyecek ve şefaat onlara fayda vermeyecek. Zaten Kur'an'da şefaatin olmadığını beyan eden bütün ayetler Allah'ın razı olmadığı ve izin vermediği kullar için geçerlidir. Bu tahlilden sonra Şimdi şefaati inkar edenlere diyoruz ki ayet-i kerime apaçık bir şekilde Allah'ın dilediği ve razı olduğu kullara meleklerin şefaat edeceğini beyan ederken sizler nasıl oluyor da şefaat inkar ediyorsunuz? Necm suresinin 26. ayeti sizin musafınızda yok mu? Ya da bu ayet bizim verdiğimiz manadan Başka bir manaya mı geliyor? Bu ayeti bir izah edin de görelim. Yoksa şöyle mi yapıyorsunuz? Ayetin başını okuyup göklerde nice melek vardır ki onların şefaatleri fayda vermez diyor ve ayetin devamını okumuyor musunuz? Ayetin devamında Allah bu hükümden dilediği ve razı olduğu kulları istisna etmiş. Bunu görmüyor musunuz? Elbette görüyorsunuz ve biliyorsunuz. Lakin sizin derdiniz başka. Derdiniz dini öğretmek değil. Derdiniz bu dinin esaslarını bozmak. Çalışmanız bundandır. Allah sizin şerrinizden ümmet Muhammed'i muhafaza etsin. Amin.